Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Oyuna yeni Amerikan klozörler ekleniyor biliyorsunuz ve bununla beraber Michelangelo haberi de var. Michelangelo için çok kısa konuşacağız ama Amerikan klozörler arkadaşlar oyuna aşırı etki edebilecek gemiler. Bunun neden olduğundan bahsetmeden önce size çok kısa şöyle bir göstereyim gemilere. Bakın ilk özellikleri arkadaşlar ve en önemli olacak olanı siz bırakabiliyorlar. Bakın siz kullanıyor siz kullandığı zaman alt kısmında geminin geçtiği her yerde kocaman bir alan gördüğünüz gibi siz bırakabiliyor. Bununla beraber torpidoları da daha hızlı bir şekilde nişanlıyorlar ama daha az torpid atıyorlar. Bunlar ne işe yarayacak? Arkadaşlar sis bıra bırakma mekaniği zaten tek başına oyunu aşırı değiştirebilecek bir mekanik. Neden biliyor musunuz? Çünkü şöyle düşünün. Takım arkadaşınız kim olsun? Minator olsun mesela. Minator atıcı diyor Sisi bitti. Normalde sisin geri dolması için belli bir zaman süre beklemesi lazım. Siz bu adamla ekipteyseniz adamın üstüne sisi bırakıp bittiği sesini yenileyebilir. Aynı şekilde başka herhangi bir gemi olabilir. En üstü. Mesela Small de. eskiden çok fazla görürdük. Small mesela sizi bittiği zaman üstüne sit atabilirsiniz. Ya da bir takım arkadaşınız ekipçe oynuyorsunuzdur. Kötü bir yerde kalmıştır ya da kalacağını düşünüyordur. Adamı korumak için etrafına bir sis koyup onun önünü kapatıp kaçmasını sağlayabilirsiniz. Bunun arkadaşlar oyuna sağlayacağı mekanik avantajı çok yüksek. Yani şöyle düşünün. Eğer sis mekaniklerini dengeleyen şey ne derseniz bence bekleme süresi. Çünkü ardı ardına kullanamıyordunuz. Bu bir kere bunu ortadan kaldıracak. Bununla beraber yine takım arkadaşlarınızı sürekli olarak koruma şansını vermesi, takım arkadaşlarınızı saldırılardan uzak tutup onlara saldırı şansı vermesi bu daha büyük bir avantaj. Saldırı şansı avantajı için de şöyle bir örneğim var. Bir önceki testte arkadaşlar hem Amerikalılar hem Japonları test etmiştik hatırlıyorsunuzdur. Biraz geçmiş bir zaman oldu ama kaç ay olduğunu unuttum. Japonlarda bu sis mekaniği vardı. O mekanikteyken ben şöyle bir şey yapmıştım. Şimdi bizim takımımızda kurvazör tek bir yerde kalmıştı tek başına. İtalyan kurbası ölüyor torpidosu olan bir tane. Karşıda da Fransız savaş gemisi adama doğru yaklaşıyor. normalde apaçık bir alanda İtalyan kurbasörünü ağır hasar verip öldürecek adam yaklaşmadan. Uçakları aldım. İtalyan kurbasörünün üstüne doğru gittim. İtalyan kurbasörü de zaten savaş gemisine yaklaşmaya çalışıyordu torpido atmak için. Adamın gideceği yolun tamamına siz bırak. Ondan sonrasında Fransız kurbasörünün hidrosu da yoksa radarı da yoksa arkadaşlar o adam dibine gelene kadar yapabileceği pek bir şey kalmıyor. Zaten orada da ne oldu? İtalyan Crozer sisin içerisine girdi. Ateş etmeden dümdüz devam etti. Torpidoyu bıraktı. Adamı tekledi ve yoluna devam etti. Şimdi normalde olmayacak bir senaryoysa. Normalde İtalyan'ın gene sisi olabilir de. O durumda bitmişti. Önceden kullanmıştı. Başka bir gemide olsun mesela. Japonlarda olsun. Normalde hiç sisi olmayacak bir durum. Karşı geminin hiç beklemeyeceği bir durum. Sisin içerisinden bir Japon gemisi çıkması. Hem de sis çok uzun bir sisin içerisinden. Yani bir İtalyan sisi gibi map'te gördünüz zaten. Daha doğrusu videoda gördüğünüz uzun süre kalabiliyor siz bayağı büyük bir alanda. Çıkıp adamı tek tekledi. Yani oyuna çok fazla ekstradan mekanik katacak şeyler ve bu mekanikler oyundaki dengeleri bozabilecek. Japon örneği dediğimiz gibi en fazla torpedo olduğu için onları örnek verdim. Onun dışında mesela tersi bir durum olsaydı eğer orada gemi kaçmak istiyorsaydı ben ne yapardım? Savaş gemisinin önünü üstesle kapatırdım o adam oradan çıkabilirdi. Normalde hiçbir şekilde siz yapamayacak olsa bile mesela bir Japon gemisi olsa bile yine ya da şey de diyebiliriz Alman da diyebiliriz Alman kruvazörü için de geçerli. Orayı kapatırsınız de. adam ateş etmediği sürece hasar gider. Yani karşıda hidro ve radar olmadığı zaman sisin önemi arkadaşlar aşırı artacak ve bence iyi kullanan oyuncular cidden takımını çok daha fazla etkileyecek. Şurada gördüğünüz gibi daha az torpid atıyorlar. Hasarları daha az ancak oyuna et olan etkileri arkadaşlar daha fazla olacak. Bu kötü yandan da daha fazla kötü olacak bu arada. Sadece iyi yandan bakmayalım. Eğer bir uçak gemisi oyuncusu çok kötüyse takımınızda arkadaşlar sizin ateş etmenizi de engelleyebilir. Siz koyacağım seni koruyacağım diye seni rakibi öldürmeni engelleyebilir mesela. Çünkü biliyorsunuz yakında uçakların rakibi görmesi de engelleniyor. Yani adam ona saldırmazsanız rakibi göstermeyeceksiniz uçak gemisi olarak takım arkadaşınıza. Ve Araya sisle girdiği zaman geçmiş olsun. Yani rakibin canını kurtarma ihtimali de olacak bu adamların o yüzden. İyi oyuncuyla kötü oyuncu arasındaki farkın en yüksek olacağı ağaçlardan birisi arkadaşlar bu yeni uçak gemileri olacak. O yüzden şimdiden uyarayım. Heh, eğer bir takım arkadaşlarınızla beraber kombo yapayım diyorsanız o zaman çok güzel şeyleri deneyebilirsiniz bir o Mesela eskiden şey vardı. Şilifen'i sisle kaplıyorlardı muhriple. Şilifen ikinci toplarla adamları öldürüyordu. Mesela onu yapabilirsiniz. Şilifen'i alsın birisi. Uçak gemisiyle sis verin. Cliffen sisin içerisinde iki cil toplarla sağa sola ateş edeyde gitsin. <laughs> Böyle komik şeyler yapılabilir. Sisle kullanabileceğiniz her avantajı normalde muhriplerin vermesi gereken, kruvazörlerin vermesi gereken sis avantajını uçaklarla aşırı kolay bir şekilde verebileceksiniz arkadaşlar. Yani bunun oyuna etkisi dediğim gibi oynandıkça göreceğiz ama bence tahmin ettiğimden de daha fazla olacaktır. Zaten şimdiye kadar genelde ıskalamadık tahminlerimizde. Bununla beraber arkadaşlar bu torpido hasarları daha azalıyor demiştik. Bakın burada daha az torpido atıyor. Ancak daha hızlı nişan alması bence küçüm, küçümsenmemesi gereken bir şey. Çünkü rakip manevra yaptığı zaman doğru bir şekilde daha hızlı nişan almanız sizin o manevraya uyum sağlamanızı da sağlayacak. Bu adam mesela sağa sola dönüyor olsaydı Amerikan torpidolarında torpidolarınız biraz fazla dağılmaya başlıyor. Uçaklarınızı sağa sola oynatırsanız. Ama bu gemide arkadaşlar bu durum çok daha az olacak ya da hani olsa bile yeniden odaklanması daha kısa sürecek. O yüzden hani bu gemilerin rakibin torpidoları vurma konusunda biraz daha iyi olacak. Yani 4 tane atlarına bakmayın kısacası. 5 tane atmış gibi düşünebilirsiniz. Çünkü genel olarak isabet oranı daha yüksek olacak. O yüzden hasar konusunda da pek bir şey kaybedeceklerini düşünmüyorum. biraz kaybederler. Yani tabii ki bu ağaçlar kadar yüksek devasa hasarlar vurmazlar. Ama hasar olarak da onunla yakın olacaklar. Oyunu etki olarak da bence bu araçlardan yani normal uçak gemisi çok daha büyük olacak. Evet uçak gemisi için diyeceklerim bu kadardı. Yani çok fazla bir şey eklemeye gerek yok zaten. Şimdiden arkadaşlar kabus yollarını görebiliyorum. Michelangelo'ya gelirsek Michelangelo şöyle söyleyeyim. Bence direkt olarak uzak durmanız gereken bir gemi. Sadece İtalyan olduğu için demiyorum. Yani İtalyan olması bir sorun değil aslında da. Şöyle bir sorun var arkadaşlar. Birincisi geminin ana topları çok küçük. 320 milimetre ana toplarınız var. Yani cidden bir şeyi delmeniz için aşırı küçük toplar yakın mesafe aşırı yakın mesafede çalışmanız lazım. Yakın mesafede diyecektim de normal yakın demek de yetmez. Bununla beraber ikinci toplarınız güzel. Yani sap mermileri var arkadaşlar. Yani delme ihtimaliniz çok yüksek. Zırt mermi vuruyorsunuz. Patlayıcı mermi değil. Ama bunun karşılığında tabii ki rakibi yakamıyorsun. Yani iyi hasar verdiğini düşünsek de rakibe yaklaşmak zorunda olacaksınız arkadaşlar bu gemilerle. Ve hani şu anki metada yaklaşmak zorunda olan gemilerin durumu genelde iyi değil biliyorsunuz. Belki Duelo oyunları falan vardı ya, Duelo muydu adını unuttum he dövüş, dövüş modunda falan güzel olabilir baya ama normal oyunlarda pek fazla işe yarayacağını düşünmüyorum çünkü yani en iyi durumda yaklaşıp ikinci topları kullanmanız gerekir ki ikinci top kullanmak istiyorsanız da o zaman gidin Pomerna oyunları derim bunun dışında yine yakın mesela atabilecek torbidoları var mesafeleri kısa olduğu için pek anlamsız arkadaşlar çünkü ya şöyle söyleyeyim Almanlarda yaşanan sorun olacak ben bu gemiyi gördüğüm zaman bu gemiye yaklaşmayacağım yani çok basit bir şey neyse benim diyeceklerim bu kadardı. Sizde herhangi bir sorunuz varsa yazmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.